Herkese merhaba ben Satı Melek Selin'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Hemen tarifime geçiyorum. 2 su bardağı çekilmiş yulaf kullanıyorum. İlk önce alt tabanını oluşturacağız. Kakaomuzu da ekleyelim. 2 tatlı kaşığı kakao ekliyorum. 3 tatlı kaşığı bal ekliyorum tatlandırmak için. Daha sonrasında da 5 yemek kaşığı da su ekliyorum. Ne kadar malzeme kullandığımı her zaman olduğu gibi açıklama kısmına not olarak düşerim. Oradan da takip edebilirsiniz. Alt tabanının bütün malzemelerini ekliyorum. Daha sonrasında da elimle çok güzel bir şekilde yoğurarak hamur kıvamını elde ediyorum. Tarifimizde tatlandırmak için ben bal kullanıyorum ama tercihen pekmez de kullanabilirsiniz. Balımı da ekledim. Daha sonrasında da 5 yemek kaşığı da su ekledim. İsterseniz hani su miktarı yeterli gelmezse bir miktar daha ekleyebilirsiniz. Hamur kıvamı elde etmemiz gerekiyor. Su miktarını 5 yemek kaşığı olarak söyledim ama 4 yemek kaşığını ilk etapta ekledim. Sonrasında 1 yemek kaşığı daha ilave ettim. Eğer yetersiz gelirse biraz daha ekleyebilirsiniz. Yoğurduktan sonra böyle kıvamı sert bir hamur gibi oluyor. Bunu alt taban olarak kullanıyoruz. Kalıp olarak da ben en küçük olarak benim evimde baton kek kalıbım vardı. O yüzden baton kek kalıbımı kullandım. İçine yağlı kağıt yerleştiriyorum. Sonrasında da bu yoğurmuş olduğum hamuru ekliyorum ve elimle iyice sabitliyorum. Bu arada direkt tarifime geçtim. Tarifimin ismini söylemeyi unuttum sanırım. Kokusu tar yapacağız ama diyet usulü yapacağız. Gerçekten çok da lezzetli oluyor. Bunu misafirlerinize bile güvenle yapabilirsiniz. Oldukça hafif ve çok güzel oluyor. Alt tabanını oluşturalım. Daha sonrasında da orta kısmını yapacağız. tabanın oluştururken ben elimle bastırdım ama sizler daha kolay olmasını istiyorsanız bardakla falan da düzleyebilirsiniz. Sıra geldi arakatını yapmaya. Tam 6 yemek kaşığı Hindistan cevizi ekliyorum. 5 yemek kaşığı da labne peynir ekliyorum. İsterseniz süzme da kullanabilirsiniz. 3 tatlı kaşığı da bal ekleyelim. 6 yemek kaşığı hindistan cevizi, 5 yemek kaşığı labne ekledik. 3 tatlı kaşığı da balımızı ekledikten sonra çok güzel bir şekilde karıştıralım. Spatula yardımıyla çok güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra da alt tabanını oluşturmuştuk. Yapmış olduğumuz hindistan cevizi kısmı da üzerine ekleyelim ve kaşığımızın arka tarafıyla düzleştirelim. Sıra geldi kokoslu tarımızın en üst kısmını yani çikolata kısmını oluşturmaya. Ben 100 gram kadar bitter çikolata kullandım. Kasemi kırıyorum. Çikolatamı ben benmer usulü eritiyorum. Nasıl eritiyorum hemen sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Zaten göstereceğim de. Çaydanlığımın yarısını geçecek kadar su ekliyorum ve ocağıma alıyorum. Bu kullanmış olduğumuz kasemi suya değmemeli. Üzerine oturtuyorum. Daha sonrasında da suyumuz kaynadıkça buharıyla da çikolatamı eritiyorum. Çikoltamız eridikten sonra da üzerine kaşıkla dökelim ve daha sonrasında da düzleştirelim ve daha sonrasında da buzdolabımıza kaldıralım. Bir 10 dakika çok fazla donmasına izin vermeden bir 10 dakika bekletelim. Çikoltamız çok donmadan bir böyle çizik atmamız gerekiyor keserken zorlanmamamız için. Üzerine çikolatayı döküyorum. Daha sonrasında da kaşığımın arka tarafıyla da düzleştiriyorum. Çikolatayı yerleştirdikten sonra da buzdolabımıza kaldıralım. Bir 10 dakika bekletelim. Çok fazla donmasına müsaade etmeyelim. Keserken zorlanabiliriz. Gördüğünüz gibi birazcık dondurdum. Kalıbından çıkartalım. Daha sonrasında da bıçakla keselim. Keserken bıçağımızı her seferinde silelim. Kestikten sonra da tekrardan buzdolabımıza koyalım ve daha sonrasında da 2 saat dinlendirdikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Gerçekten o kadar güzel, o kadar lezzetli, o kadar hafif bir tatlı oluyor ki eğer tatlı krizleriniz varsa bu tarifi mutlaka kaydedin ve deneyin. Keserken de tamamını kesmiyorum. Görmüş olduğunuz gibi sadece çikolatalı kısmını belirginleştiriyorum. Sonrasında da bir tabağıma alıyorum. Tekrardan buzdolabına kaldırıyorum. Buzdolabında 2 saat dinlendirdikten sonra da kesmiş olduğum yerlerden tekrardan belirgin bir şekilde kesiyorum ve tabağıma alıyorum. Gerçekten muhteşem oluyor. Güvenle deneyin. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakalım. Allah nasip ederse başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.